Aldık mı arkadaşlar? Yaklaşık 10 metre sonra bu kısım bitiyor senin. Evet, buralara geldiniz hatta. Oradan gidiyorsa oradan çeksin abi. Sayın Bakanım. Tamam. Dönecekler, karşı tarafa geçelim. Tamam. Kameramın ne kadar, sen de bir şey yaparsan, bir karşıya geçersen bizi dışarıdan çektirsinler. Evet, daha sonra. Geldi mi milli? Geldi milli kazı makinesi. TÜBİTAK destekleriyle yapıldı. Burada Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden bir tanesi de bu arada. Evet. Şöyle bir yapalım ya. Yapalım vallahi. Yapalım arkadaşlar. Günün ucunda ışık göründü. Olur efendim bir saniye. Arkadaşlar sen de bak bizi dışarıdan çekin. Dışarıdan çekim var. Tabii tamam. Bizi sayeder misin? Tekirdağ programlarımız için bu güzel ilçemizdeyiz. Sabah sanayicilerimizle bir araya geldik. Organize sanayi bölgeleri bölgesel toplantıları vesilesiyle. Öğleden sonra da bildiğiniz gibi Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı beraber Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz. O proje kapsamında derin deşarj atık suların, arıtılmış atık suların derin deşarjı için kullanılan tünellerden birisini beraberce ziyaret ettik. Hatırlarsanız E-Berk firmasının Ankara'da 18 Eylül'de yerli ve milli olarak TÜBİTAK destekleriyle ürettiği tünel kazma makinesinin açılış törenini yapmıştık. İşte o tünel kazma makinesi Türkiye'nin en büyük çevre projesinde kullanılıyor tünel kazmak için. Beraberce patronlarla beraber, sayın vekillerimizle, İsmail Bey'le beraber tünelin içine girdik. Biraz sıcak, rahatsızlık verici bir havası olsa da tabii orada çalışanların Allah yardımcısı olsun, orada işçi kardeşlerimiz var. 120 metre kadar ileriye gittik. Gerçekten çok mutlu olduk. Hem oradaki emekçilerle bir selamlaşma fırsatı bulduk. Hem de yerli ve milli olarak birkaç ülkenin üretebildiği bir teknolojinin burada kullanılması hepimizi mutlu ve gururlu bir hale getirdi. Elhamdülillah diyoruz. İnşallah Ergene projesini de 2020 yılının sonuna kadar önemli ölçüde tamamlayıp nehrimizde su kalitesinin yükseltmek istiyoruz. İnşallah bu projeyi de bir hal yoluna
koyup zaten son aşamalara geldi. Tamamlamış olacağız. Türkiye'de gerek karayollarıyla alakalı olsun, gerek raylı sistemlerle alakalı olsun, gerek su tünelleriyle alakalı olsun. Tünel kazma makinaları ülkemizde çok fazla kullanılıyor. Ama bundan önce bunların tamamını yurt dışından ithal ediyorduk ve burada kullanıyorduk. Şimdi bakanlığımızın destekleri, TÜBİTAK destekleriyle geliştirilmiş bir projenin böyle önemli bir projede kullanılması ve bundan sonra ülkemizdeki müteahhitlik hizmetlerinde, tünel kazma hizmetlerinde kullanabilecek olması bizim için değerli. Hem ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet olacak. Çünkü bunu aynı zamanda firmamız ihracatını da gerçekleştirebiliyor. Hem de cari açığın azaltılması da bir katkı olmuş olacak. Biliyorsunuz 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin ana unsuru yüksek katma değerli ürünlerle kalkınan bir Türkiye'yi yakalamak. Bu da o manada önemli bir proje. Buraya gelmeden bir biliyorsunuz 1970'li yıllardan itibaren maalesef yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle buradaki sanayi tesisleri atıklarını direkt Ergene Havzası'na ve Ergene Nehri'ne bırakıyordu. Biz buradaki bütün sanayi kuruluşlarını 12 ıslah OSB altında topladık. Şimdi buradaki sanayi kuruluşlarımız bu suları arıttıktan sonra derin deşarj tünelleriyle Marmara Denizi'nin 4-5 kilometre dibine bu suları pompalamış olacağız. Bunlar tabii ki arıtıldıkları için çevreye zararlı bir hale gelmeyecek. İnsan kullanımına uygun değil ama çevreye zararsız bir halde buradaki sanayi kuruluşlarımızın atık sularını bertaraf etmiş olacağız. Buradaki sanayi kuruluşlarımız da önemli. Marmara bölgesi Türkiye'nin ihracatının %65'ini yapıyor. Marmara bölgesindeki sadece organize sanayi bölgelerinde 800 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Türkiye'nin gücüne güç katan bir bölgemizden bahsediyoruz. Buradaki sanayimiz bizim göz bebeğimiz. Ve tabii ki sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi için sadece yatırım değil, çevreye hassasiyet göstermemiz lazım. Bu projede sürdürülebilir kalkınmayı çevre açısından destekleyen bir proje. Teşekkür ederiz. 100 metrekarelik bir atölyeden başlayan bir hikayemiz var. 4 çalışanımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 80 bin metrekare toplam alanda, 25 bin metrekare kapalı alan, 400'ün üzerinde çalışanımızla Türk sanayine hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bu başarının mimarı olan Özgür Savaş Özü Doğru'yu ve takım arkadaşlarını gerçekten kutlamak istiyorum. Firmanın girişimcilere örnek olacak bir başarı hikayesi var. Tabii bu gelişimin arkasında bitip tükenmek bilmeyen bir azim var. Yedek parça üretimiyle başlayan serüvenleri burada gördüğünüz gibi 12 bin parçadan oluşan böyle devasa makinelerle devam ediyor. Tasarımı Türk mühendislerince yapılan ve %54 yerlilik oranına sahip bu makina TÜBİTAK TEYDEP desteğiyle hayat buldu. Peki bu iş neden önemli? Eğer biz bu makineye yıllar önce sahip olsaydık, açılması 20 yılı bulan Bolu Tüneli belki sadece bir yılda tamamlanmış olacaktı. Muazzam bir hız ve verimlilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla teknoloji yoğunluğu ve kapasitesi oldukça yüksek bir ürün. Biz bakanlık olarak milli kabiliyetlerle geliştirilen bu ürünlerin çoğalarak artmasını istiyoruz.